Selda Kuzu ile Sağlık Sohbetlerinden merhabalar efendim. Bugün stüdyomda nükleer tıp uzmanı Azem Çobaner var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Azem Çobaner, 39 yıllık doktorum. Nükleer tıp uzmanıyım. Ancak 2000'li yılların başında ozon tedavisiyle alternatif tıpa doğru kaymaya başladım. Nükleer tıptan uzaklaşmaya başladım. Evet. Bunun da bazı gerekçeleri vardı. Genelde nükleer tıpta kanser ve metastazlarla ilgili tetkikler ağırlıklı olduğu için hastaları da netice itibariyle çoğunlukla belli bir zaman zarfında kaybettiğimiz için Evet. insanları hasta olduğu zaman ya da kanser olduğu zaman çoğunlukla kurtaramıyoruz. Acaba hastalanmalarını önleyebilir miyiz düşüncesiyle farklı bir yola evrildim. Derken 2013'te nükleer tıp kliniğimi tamamen devrederek 2000'li yılların başından bu yana yoğun bir şekilde alternatif ya da geleneksel tıpla hastalarıma hizmet vermeye devam ediyorum. Harika. Yani insanların hastalanmadan önceki evresinin çok daha kıymetli olduğunu da buradan söylemek mümkün değil mi hocam? Evet, kesinlikle. İnsanlar neden hasta oluyor? Yaradan'ın, Allah'ın yarattığı kuluna bir garezi olamaz diye Evet. düşünüyorum. Yani o zaman hemen sorayım, hiç hastalanmadan yaşamak mümkün mü hocam? Evet, teorik olarak mümkün. Pratik olarak da işte insan yaşam koşulları, duyguları, düşünceleriyle çok sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği gibi çok erken yaşlarda ciddi hastalıklarla Evet. boğuşarak ömrünü daha kısa sürede tamamlayıp bu dünyadan göç edebiliyorlar. Yani bir bakıma hastalıkları kişiler kendileri oluşturuyor. Her hastalığın altında yatan bir takım fiziksel, biyolojik sebepler olduğu gibi duygular var. Duygular çok önemli. Biz duygularımıza, algılarımıza göre bir takım hastalıklara yatkın hale geliyoruz. Bunu biyolojik ve fiziksel koşullar da destekliyorsa ya da olumsuz fiziksel koşullara, biyolojik koşullara maruz kaldıysak, duygusal olarak da o konuda zaafımız varsa, onlarla ilgili ciddi hastalıklara maruz kalabiliyoruz. Yani şu anda en hani ölüm oranı çok yüksek olan kanser. Genelde de hani hangi duygu durumu kanseri altyapısını tetikliyor? Ya da işte cinsine göre değişiyor mu? Bulunduğu yere göre bir duygu durumu var mı karşılığında? Kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Vücutumuzdaki her organın bir duyguyla bağlantısı var. O organın kanseri de genelde o duyguyla bir bağlantı halinde. Örneğin takıntılı kişiler öfkelerini içine atar. Öfkenin depolandığı organ da karaciğer ve safra kesesidir. Bu takıntılı kişilerde karaciğerde yağlanma hatta siroza kadar gidebilir. Üzüntülerin depolandığı organ akciğerdir. Genelde hassas kişilerin mi? Evet, duygusal yani İçine işte atan, kronik üzüntüler ifade edemeyen. yaşayanlarda akciğerle ilgili enfeksiyonlar sık olur, akciğer problemleri çok olur, KOAH gibi rahatsızlıklar yaşarlar. Bunun gibi her organın hatta dişlerin bile her dişin bağlantılı olduğu organlar, sistemler var. Yine bunların da her birinin bağlantılı olduğu duygular var. 30'dan fazla duygu tespit edilmiş.
gerçekten biz bunu özellikle homeopatide çok üzerinde duruyoruz. Her duygunun vücutta da sadece organlar değil, vücutun belli bölümlerinde fiziksel rahatsızlıklara yatkınlık. Örneğin kendine karşı katı olan, kendine verdiği görevleri hiç taviz vermeden yapmaya çalışan, buna rağmen dışarıda bazı insanlara daha hassas, daha anlayışlı olurken, kendine karşı katı olan kişilerde diz problemleri hı hı. sıkça rastlanıyor. Bunun gibi pek çok örnek verebiliriz. Ama ben biraz böyle bu işin özünü anlatmak istiyorum. Hı hı. Çünkü pek çok bu tür sağlık programlarında pek çok doktor arkadaşlar hastalıklarla ilgili yenilecek, içilecek, yapılacak, yapılmayacak şeyleri bol bol anlatıyorlar. Evet. Evet. Evet, yani her hastalığın altında tetikleyen bir duygu durumunun olduğunu söylemek mümkün. Duygu da bilinçaltının dili. Hı hı. Bilinçaltı ise Adem'le Havva'dan bu yana bütün atalarımızın, ebeveynlerimizin deneyimlerini, günahlarını, sevaplarını birikerek bize kadar getirilen sınırsız bir arşiv gibi, bir kütüphane gibi düşünebiliriz. Hı hı. Yani biz sadece kendimizden ibaret değiliz. Bizden önceki atalarımızın pek çok artılarını, eksilerini biz genlerimizde barındırıyoruz. Genetik kodlama bir evet. kodlama oluyor yani. Yani genlerimiz bir CD gibi hı hı. bütün bu duyguları, korkuları, endişeleri, her türlü duyguyu orada birikerek geliyor. Biz de kendi deneyimlerimizle buraya katkıda bulunup bir sonraki nesle aktarıyoruz. Hı hı. Şimdi bu bizim öğrenciliğimizde ya da eski kitaplarda işte insan beyninin %3'ünü, %5'ini kullanır gibi yazılar vardır. Hep böyle hı hı. söylenirdi. Sanki beynin geri kalan kısmı atılmış gibi hı hı. algılanırdı. İşte o %3'ün, %5'in dışında kalan kısmı bu bilinç altındaki duygular, algılar oradaki birikimle yani oradaki arşivi oluşturuyor. Hı. Yani orası atıl kalan bir yer değil aslında. Değil, orası bir arşiv. Değil. Tabii ki. Hı-hı. Orada bir takım deneyimler var. İşte bu bilinçaltı diğer hayvanlarda bu bilinçaltıyla hareket ederler. Mesela ne bileyim bir kuş uçar. Hı-hı. İşte bir başka uçmayan, kanat olmayan canlı uçmayı denemez. Hı hı. Bunun gibi işte suda yaşayan bir canlı, onun bilinçaltında yüzme var. O yüzmeyi öğrenir. Yani bir öğrendiklerimiz var. Bir de orada zaten yaşamadan daha önceden kalan kodlamalar var. Biz zaten bazı şeyleri bilerek geliyoruz. İşte kuş tabii. uçmayı biliyor, tabii. balık yüzmeyi biliyor gibi. Tabii tabii. Bu şekilde bilgilerle dolu bir arşiv orası. Ne yazık ki pek çok hastalık da oradan çıkıyor yine. Yaşamın realitesiyle uyumlu olmayan bir takım bilgiler de oraya eklendiyse, deneyimler, işte bunlar gelenekler, görenekler, ahlak, kültür, işte her toplumun kendine göre bazı değerleri var. Bu değerler de zaman içerisinde değişiyor ama hı hı. yine de her toplumda farklı oluyor. Bundan dolayıdır ki her toplumda sık görülen hastalıklar da farklı oluyor. Tabii.
Şimdi bizim toplumumuzu değerlendirecek olursak hocam, uzun zamandır bu işi yapıyorsunuz. Şöyle hani kadınlar ya da erkekler nezdinde de değerlendirebilirsiniz. Bizde en çok müzdarip olduğumuz konu duygular, ya da evet. Duygu durumu Şimdi ne, toplumu değerlendirecek olursak genel olarak? Şimdi Anadolu pek çok uygarlığın geldiği, gittiği bir ülke, toprak, kara parçası. Burada çok acılar yaşandığı için, burada Anadolu'da insanlar öfkeli, tahammülsüz, yani üzüntülü, bir sürü genelde hüzünlü bir yapıya sahibiz biz. Mesela, yani negatif düşünceler mi daha çok ağır basıyor bizim toplumumuzda? Evet, yani böyle daha tedbirli olma, güven konusunda çok daha temkinli olma gibi bir özelliğimiz var. Mesela çok savaşlar yaşadığı için kadınlarımız bu yüzden erkeklere karşı öfkeli. Ve mesela ilişkilerde hep böyle bir öç alır gibi işte erkeği ezme, işte iki tabak varsa birini kıracaksın, erkeği borçtan kurtarmayacaksın, erkeği şöyle yapacaksın gibi bazı Anadolu'da kullanılan tabirler var. Yine erkekler de kadınlara karşı acımasız, bazı işte namus kavramlarından dolayı mesela ne bileyim işte 15 yaşında bir kızın peşine 10 yaşındaki erkek kardeşini namus bekçisi gibi takabiliyoruz. Ya da o 15 yaşındaki kız 10 yaşındaki erkek kardeşine hizmet etmek zorunda kalabiliyor. Hı hı. Gibi gibi böyle kadınlarımıza koklama da var yani. Çok haksızlık yapılıyor. Yani kültürel olarak bu. Bu şimdi çok derine de inmek istemiyorum. Yani bu kadınlarımızın pek çoğunda özellikle kırsal kesimde kaderleri biraz erkeklerin iki dudağı arasında olduğu ya, evet, için evet, maalesef. Özgüven eksikliği gelişiyor. Özgüven eksikliği olunca da genelde kalça, yani birinci çakra bölgesinde, basenlerde daha fazla yağ birikir. Bir Avrupa kadınına göre bizim kadınlarımızın, özellikle kırsal kesimin basen bölgesi daha çok yağlıdır. Evet, evet. Mesela çok insan yerine konmayan Araplarda, orada kadınlarda çok daha fazla maalesef bu. Yani duygulara göre vücutlarımızda sırf hastalıkla sınırlı kalmıyor. Vücutumuz da ona göre şekilleniyor. Hı hı. Ben genelde vücut şekline baktığımda o kişinin hangi duygularla ilgili sorunları var kolaylıkla görülebiliyor bu. Yani az önce verdiğiniz örnekten yola çıkarak söylüyorum. Hakikaten kırsalda değil sadece genel olarak toplumda basen problemi var. İşte bir Türk tipi dediğimiz zaman aklımıza bu geliyor ama bunun altında şimdiye kadar hiçbir duygu durumunun olduğunu ben düşünmemiştim. Evet. Bu duygu durumu genetik kodlamaya, genetik kodlamada nesillere yansıyor. Yani insanların vücut tipini etkiliyor demek ki. Kesinlikle. Çok enteresan. Evet. Gerçekten enteresan. Yani şimdi bu 30'dan fazla tespit edilmiş duygudan bahsettim. Evet. Bu duyguların her birinin dengesi bozulduğu zaman onun sebep olduğu bir takım sağlık problemleri, hastalıklar ortaya çıkıyor. Evet. Ben bu hastalıklara tedavisine yaklaşırken öncelikle altında yatan duyguyu bulup onu özellikle homeopatiyle tedavi etmeye çalışıyoruz. Gerçekten onu düzeltebildiğimizde o hastalık da kalıcı olarak düzelebiliyor. Hı hı. Şimdi
bundan birkaç ay önce bir hasta geldi, başka bir hastayı getirdi. 6 yıl önce gelmiş, diz probleminden dolayı gelmiş, her iki dizinde böyle ileri derecede problem varmış. Onunla ilgili duyguyu homeopatiyle düzeltmişiz. Dizde de bir takım fiziksel olarak iyileştirici tedaviler uygulanmış. Başka bir hastayı getirmişti. Tamamen iyileştiğini ve bir daha diz problemi yaşamadığını. 50'li yaşlarda bir hastaydı bu. Yani duyguları düzeltmek pek kolay olmuyor ama düzeltilebildiğinde de onun sebep olduğu rahatsızlıklar tamamen düzelebiliyor. Yani iyileşebiliyor. Duygulara gelince bu bütün duygular hepimizde var. Ancak dengede olması gerekiyor. Yönetmeyi bilmek gerekiyor değil mi? Yani duygularımız olmazsa yakıt olmayan bir araba gibi yani hareket edemeyiz. Ancak dengede olması gerekiyor. Hocam homeopatiye gelecektik ama madem konusu açıldı ve duyguları yönetme noktasında da siz homeopatiyle tedavi ediyorsunuz. Birazcık da bundan bahsedelim. Öncelikle nedir homeopati? Homeopati bir aslında bilinçaltıdaki bu frekansları, enerjileri tedavi eden bir bilim dalıdır. Homeopati bir enerji tedavisidir. Şimdi insan bedeni bir takım katmanlardan oluşur. En temel katmanı minerallerdir. Bu yapısal bir katmandır. Bu dini kitaplarda da insanın topraktan yaratıldığı söylenir. Evet. Kastedilen budur. Mineral katmanın üstünde bitkiler alemi. Bitkilerle ortak tarafımız vardır bizim. Özellikle duygusal insanlarda bu bitkiler alemi, bitkisel katman daha güçlüdür. Her katmanın gücüne göre karakterimiz de değişir. Mesela terledik. Yani vücut ısımız arttı. Bizim bilincimiz dışında vücut terleyerek, gevşeyerek vücut ısısını düşürmeye çalışır. Ya da üşüdük, vücutumuz böyle büzüşerek, tüylerimiz dikleşerek ısı yalıtımı oluşturur. Bunlar bilinç altında, bunlar bitkisel katman. Aynı bitkiler gibi davranır vücutumuz. Ne bileyim kan şekerimiz düştü, açlık hissimiz ortaya çıkar. Yiyecek aklımıza gelir. Bu şekilde bu bitkiler katmanı, onun üzerinde hayvanlar alemine ait, yani hayvanlara özgü katman vardır. Burası daha çok kıskançlık, rekabet, işte mücadele. Daha keskin duygular orada. Mesela bu katmanı güçlü olan, belirgin olan insanlar daha hırslı. İşte hatta kıyafetleri daha renkli, hayvan kürklerinden yapılmış elbiseleri tercih ederler. Onun en üstünde de irade, insana ait bir katman var. Şimdi homeopati bu her katmana ait minerallerin, bitkilerin, hayvanlara ait homeopatik remediler, yani ilaçlar var. İlaçlar. Nerede ne bozulduysa, hangi frekans ya da hangi hayvana, hangi bitkiye ait frekans bozulduysa ona bağlı fiziksel belirtiler, ruhsal belirtiler olur. İşte homeopati onu doğru tespit edip o bitkinin, o hayvanın ya da o mineralin frekansını verdiğin zaman o frekansın yüklendiği globüller vardır, sıvılar vardır. Onu düzelttiğimiz zaman o frekansa ait rahatsızlıklar ortadan kalkar. Kalıcı olarak ilaç gibi sürekli kullanılmaması gerekiyor. Zaten bu katmanlar hepsi dengedeyse hasta olmamız gerekmiyor. Evet. Gayet sağlıklı, neşeli, mutlu,
genetik ömrümüzün el verdiği ölçüde yaşayabiliriz. Hı hı. Bu yüzden diyorum ki ben homeopati geleceğin tıbbıdır. Kişiye özgüdür. Bir gün bunun değeri tam anlaşıldığı zaman, özellikle bütün hekimler, bütün insanlar bunu anladığı zaman başka şeyler pek ihtiyaç kalmayacaktır. Hı hı. Bu konuda gerçekten iddialıyım. Hı hı. Benim bu pratik olarak pek çok hastamda yaşayan bir hekimim. Evet. Buna çok önem veriyorum. Hı hı. Bunu şimdi homeopatinin şöyle bir özelliği vardır. Diyelim baş ağrısı. Evet. Şurada karşımızda 5 tane baş ağrısıyla gelmiş hasta olabilir. Bunların hepsine aynı homeopatik ilaç verilmez. Evet, evet. Yani bunların baş ağrılarının nedenleri özel, hepsi farklı olabilir. Evet. O nedenlerini bulup onu vermek lazım. Hı. Ya da 5 tane farklı rahatsızlığı olan kişinin rahatsızlıkları nedeni aynı şey olabilir. Hı hı, hı. O zaman hepsine aynı homeopatik ilaç verilebilir. Evet. Yani biraz çok deneyim, bilgi gerektiren, birikim gerektiren bir alan homeopati. Yani hatta, alternatif tıpın en üst seviyesi, evet, evet, diyebiliyorum değil bundan mi hocam? Bundan 4-5 yıl önce bu ilaç firmaları ve onu temsil eden bazı hekimler homeopati yasaklansın diye bir şey başlattılar. Ama ancak çok şükür başaramadılar. bu onlar yasaklasa bile el altından daima kullanılacak bir şey. Çok yaygın değil diye biliyorum ben. Evet. Şey gibi hani alternatif tıpta biz ozon tedavisiydi, hacamattı vesaire, diğer tedavi işte akupunkturdu, bunlar çok yaygınlaştı artık. Hatta bir süre sonra belki devletin sağlık uygulama tebliğine de alınacak, evet, diye, evet, biliyorum. Evet. Ama homeopati hem bilen yok, belki de yaygın olmamasından dolayı aslında alternatif tıpın dediğimiz gibi en üst seviyesi. Kişiye özel, zaten tıp da oraya doğru gidiyor. Kanser tedavilerinde de kişiye özel, evet, tedaviler, evet, genetik, evet, taramalar, evet, evet, ve testler sonucunda tedaviler verilmeye başlandı. Aslında nokta atışı tedaviler diyebiliriz biz buna. Tabii ki alternatif tıpta da böyle bir güç var elinde, homeopati tabii, tabii, gibi. Şimdi homeopati, bunu kullanmak gerekiyor. Hem tedavi, mesela, hı-hı, kanser tedavisinden yola çıktık. İşte tedavi sonrasında devam edilebilecek bir alternatif tıp var. Bir de dediğiniz gibi sağlıklıyken olan süreçte tamamen duygu durumunu düzeltmek için, değil mi hocam? Evet. Bu kullanılabilir. İlla sağlığın bozulmasını beklememek gerekir. Homeopatide yani gerçekten bu tedaviyi kabullenen, kullanan hastaların biraz belli bir kültür ve sağlık anlayışı gerekir. Evet. Homeopati bir ağrı kesici gibi, bir ne bileyim antibiyotik gibi kullanıp birkaç saat sonra ya da birkaç gün sonra hemen, hı-hı, etkisi görülebilecek şey değil. Bazı durumlarda evet dakikalar içerisinde etkisi görünüyor ama, hı-hı, bazı şeylerde de günler, haftalar, aylar gerekebiliyor. Hastanın buna sabretmesi gerekiyor. Evet. Bunun için belli bir kültür düzeyinde olması gerekiyor. Bir de tabii bunun altında sağlık anlayışı. Şimdi bizde sağlık anlayışı genelde hasta olacaksın, doktora gideceksin. Ama hep doktor öyledir. Hastalandıktan işte ilaç sonra yazacak, gidilir. Ameliyat yapacak, iyileşeceğiz. Yani bir teknisyenlik hizmeti gibi algılanıyor. Gibi. Evet. Bunun değişmesi lazım. Yani hastalanmak değil de hasta olmamayı, bilmek sağlıklı lazım, yaşamayı bilmek, doğru, lazım. Artık bu farkındalık da yavaş yavaş oluşmaya, evet, başladı. Evet, evet, artmaya başladı. Belli kültür düzeyine, hı-hı, ulaşmış, belli farkındalığı oluşmuş kişiler artık yavaş yavaş bunun önlemlerini almaya önlemleri başladı. Alınıyor. Evet. Bununla ilgili artık böyle pek çok hasta klasik ilaçlarından ziyade ya da bunun yanı sıra vitamin, mineral gibi gıda, hı-hı, takviyelerine doğru yöneldi. Evet. Bugün eczanelere girince artık eczanelerin yarısı, belki daha fazlası, evet, vitaminlerden, minerallerden, doğru, gıda takviyelerinden, evet, oluşuyor.
Bu da ayrı bir handikap. Ya aslında tabii hepsinin faydası, zararı tartışılır. Bir de doğru mu alınıyor acaba, tüketiliyor? Bunlar çok önemli. Eksilen şeyin yerine mi konuluyor yoksa ekstra mı alınıyor? Bu da çok aslında ileride bence bir tehlike boyutu biz, var bu işin içinde de. Şimdi izin verirseniz o konuyla ilgili tabii birkaç cümle tabii konuşmak isterim. Aslında oradaki temel sorun başka bir şey. Bağırsaklarla ilgili. Hı hı. Şimdi kullanılan bir takım ilaçlar, GDO'lu ürünler ve tarımda kullanılan ilaçlar bağırsak florasını bozuyor. Bağırsak hücrelerinin tahribatına neden oluyor. Aslında mide bağırsak sistemi çok akıllı bir sistem. Yediğimiz gıdalardan vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri ihtiyacı kadar alıyor. Eğer orasını biz bozduysak, hı hı, alamıyor. Alamadığı için de işte ne bileyim bir takım vitaminler, mineraller eksik olmaya başlıyor kanımızda, hı hı, ölçümler sonucu. Bunları da dışarıdan alıyoruz. Ancak bu aldıklarımız da yeterli olmuyor. Çünkü yeterince emilemiyor. Evet, orada zaten bir problem bunlar var zaten. Yediğimiz sorunlar, gıdalarda evet, var. Hı hı. Çok fazla yediğimizde mesela bazı gıdalarda bazı vitamin, mineraller çok fazla. Vücut ihtiyacından fazlasını almıyor. Bağırsaklar düzgün çalışıyorsa, oradaki flora ve bağırsak hücreleri düzgünse almıyor. Evet. İhtiyacı kadar alıyor. Biz çok aldığımızda da yine orası bozulmuşsa bu maalesef kanalizasyona gidiyor. Hı hı. Bundan dolayıdır ki pek çok insan işte sürekli bazı vitaminleri, mineralleri ömür boyu kullanmak zorunda kalıyor. Hı hı. Asıl sorun onun o gıdayı ya da o vitamini, minerali eksik aldığından değil, emilimle ilgili sorun olduğundan orayı dolayı. Orayı çözmek lazım. Tabii yani ki. Asıl başlangıç orası. Başlangıç evet. Orası. Bu çok kolayca anlaşılacak bir şey. Hı hı. Mesela aynı hanede yaşayan 3-5 kişilik evet, aile bireylerine bakıyoruz. Aynı tencereden besleniyorlar. Hemen hemen aynı gıdaları tüketiyorlar. Tabii aynı evde yaşıyorlar. Ama bunların... Evet. Kan tahlilleri yapılıp ölçümler yapıldığında, hı hı, işte birinde B12 eksik, birinde bilmem demir eksik, öbüründe, hı hı, çinko eksik, bu eksik, bir diğerinde hiçbir sorun, evet, yok. Bu örnek tamamen açıklıyor. Evet, bir diğerinde de bir sürü eksiklikler var. Hı hı. Bunlar tamamen o kişinin bağırsak florası ve bağırsak duvarlarındaki hücrelerin sağlığıyla ilgili. O zaman ne yapmamız lazım? Evet, nasıl koruyacağız biz bu florayı? O zaman öncelikle o bağırsak florasını ve bağırsak sistemini, mide bağırsak sistemini korumamız gerekiyor. Oranın tamiratını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmazsak dediğimiz gibi eczanelerde bu ürünleri satmak zorunda kalıyor. Biz de evet, ömür boyu kullanmak zorunda, evet, kalıyoruz. Evet. Peki hocam, bağırsaklar ikinci beyin olarak adlandırılıyor ve gerçekten az önceki anlattığınız konu da bunu doğruluyor zaten. Evet. Asıl orada başlıyor. Bütün vücut aslında yediklerimizin yaraması, içtiklerimizin yaraması, orası karar veriyor bir nevi. Burada bir beyin durumu aslında söz konusu. Evet, ben sağlıkla ilgili konuda bağırsakların birinci beyin olduğunu düşünüyorum. Gittiğimiz kongrelerde artık geleneksel tıpla ilgili olmayan, hı hı, hekimlerin bile o hemfikir olduğu bir konu var. Kronik hastalıkların %80'inin mide bağırsak sisteminin bozulmasıyla ilgili olduğu, hı hı, konusunu konuşuluyor. Gerçekten öyle bir sistem ki mesela bir bozuk gıdayı yedik. Kokusundan, tadından, görüntüsünden anlayamadık. Hı hı. Bunu yedik.
Mide bağırsak sistemi bunu kısa sürede analiz ediyor. Orası bu bir laboratuvar çünkü. Evet. Hı-hı. İstifra ediyoruz. Evet. Ve bağırsağa kaçanlar varsa da arkasından ishal olup vücut hızla bunu atmaya çalışıyor. Pek çok mesela okullarda bir takım fabrikalarda böyle duyarız. İşte yemekten 100 kişi zehirlendi. Evet. Efendim şu evet. oldu, bu oldu. Yani bunlardan hiçbirisi mi bunun bozuk olduğunu fark edemedi? Edemiyoruz. Yani oradaki sistem o kadar gelişmiş bir sistem ki. Hı hı. Bu neye ne kadar ihtiyacımız var onu da bildiriyor. Mesela eskiden gıdalar mevsimine göre tüketilirdi. Evet. Pek çok hamilede aş ermesi olurdu. Hı hı. Aş ermesinin nedeni o bebeğin gelişimi sırasında çok ihtiyaç olan bir vitamin ya da mineral o annede yeterince yoksa ya da onun bol olduğu gıda neyse ona karşı bir aş erme başlar. Yani genelde işte çilek olur, kiraz olur, evet, işin olur evet. gibi şeylerde onda olan gıdayı evet. istemek onu asıl istiyor. Amaç. Ondaki hı-hı. vitamin ve mineral ya da o gıdaya özgü vitamin, mineral dışında bir de her gıdanın bir enerjisi vardır. Kalori dışında yaşam enerjisiyle ilgili o gıdanın bir enerjisi vardır. Ona ihtiyacı vardır. O hamile annenin ona karşı aşırı aşermesi olur. Yani vücudumuzun bizim irademiz dışında bizi yaşamda tutmak için istediği bir şey var ve bunu böyle bir çalışması var. Susayınca su içmek gibi. Evet. Yani susadığımızı vücut mesela, zaten bildiriyor. Bu 80'lerde daha önceki kitaplarda hep şöyle bir şey yazardı. Bazı insanlar toprak yerler eskiden çokmuş çünkü. Evet de. Onu çok duyardım. Kansızlık. İşte kitaplarda hani bir, şöyle denirdi. Toprak yedikleri için bu kişilerde kansızlık oluşuyor. Demir eksikliği anemisi oluşuyor. Sonradan demir ilaçları, demir preparatları üretmeye başlanınca bu kişilere artık demir eksikliği olduğunda demir ilaçları verildiği için bugün toprak yiyen kalmadı. Evet. Yani o kitaplara göre toprak yediği için demir eksikliği oluyor şeklinde yazıyordu. Ama aslında oysa tam tersi. Demir eksikliği olduğu için o kişi demire ihtiyacı olduğu için topraktan almaya çalışıyordu. O yüzden toprak yiyordu. Evet. Böyle tıbbında geçirdiği bir takım aşamalar, doğru bilinen bir sürü yanlışlar maalesef var. Var hocam. Peki biz bağırsak florasını korumak için neler yapmalıyız? Evet, bu gerçekten bayağı cevabı geniş olan bir soru. Orada başladığına göre. Şimdi burada bir defa işlenmiş gıdalar, yine katkılı gıdalar, tarım ilaçları, yani böyle biyolojik ve çevresel, fiziksel faktörler çok etkili oluyor. Ancak işte ilk başta da duygulardan bahsettik. Evet. Burada duygular da çok önemli. Hı hı. Mesela bu mide bağırsak bölgesi dış dünyayla bizim bağlantımızı sağlayan duyguların bulunduğu bölgedir. Zaten bebek de anneye göbek kordonuyla göbeğinden bağlıdır. Evet. Yani bağlantıların kurulduğu yer. Biz dış dünyayla yani çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde tahammül edemediğimiz, hazmedemediğimiz bir takım davranışlara maruz kalıyorsak ve bunlara tepki gösteremiyorsak ancak sürekli de bunlar bizim canımızı acıtıyorsa hı hı. mide bağırsak sisteminde bir takım oranın enerjisini bozarak yine arkasından floranın bozulmasına, bağırsak hücrelerin bozulmasına
hasar görmesine neden olarak işte ülseratif kolit gibi, Crohn hastalığı gibi, kabızlık gibi ve oranın her türlü rahatsızlığına zemin oluşturuyoruz. Yani sorunları sadece fiziksel, biyolojik acanlarla değil, duygularımızla da oluşturabiliyoruz. Bunlar bir bütün oluşturuyor. Sizce peki hangisi daha etkili? Duygular mı, yediğimiz, içtiğimiz takviyeler mi? Bunun net bir cevabı olamaz. Yani şöyle olamaz. Bu 30'dan fazla duygudan bahsederken bir de bu duyguların kendi aralarındaki oluşturduğu şeyler, ilişkiler var. Kişinin kültürü, farkındalığı var. Olayları algılama şekli, algılama şekli sindirme var. Şekli. Evet, hepsi çok farklı kişiden bunların kişiye. Bunların oluşturduğu zaaflar, mesela bazen yaşarız. 3-5 arkadaş bir yere gideriz. Bir yerde beraber bir yemek yeriz. Yemekten sonra içinden biri ya da ikisi, ya bu yediklerimiz bana biraz dokundu diyebilir. Diyebilir. Bir diğeri çok güzeldi, çok lezzetliydi, çok iyi oldu, iyi ki gelmişiz gibi memnuniyetini. Tamamen algılama yani. Bunu, yani burada bu duygulara bağlı olarak o yiyeceğin oradaki her bireye etkisi farklı olduğu için birisini gerçekten biraz rahatsız edebilir. Burada o direkt yiyecekle ilgili değil. Çünkü hepsi aynı yiyeceği yedi. Aynı yemeği yedi. Evet. Ama işte bu mide bağırsak bölgesindeki korunmayla, oradaki duygulara bağlı olarak yiyeceğin gösterdiği etki farklı oldu. Farklı olur. Yani, bir yerde okumuştum. Yani yemek yemek birazcık sakinlik istiyormuş. İşte gıdayı alırken azıcık sakin bir ortamda olmak gerekiyor. Biz tabii normal aktif yaşam içerisinde bunu bulmak çok mümkün değil. Sağlıklı hani sindirim sistemi için bunlardan biri, bir maddelerden biri buydu. Birinde de diyor ki, yediğiniz yemekten çok o an yediğiniz yerken hisleriniz çok kıymetli. Yani siz huzurluysanız o yemeği yerken fayda ve zararından bahsediyorum az önceki örnekten de yola çıkarak. Evet. Eğer o yemeği yerken siz huzurluysanız, işte uygun ortamda yiyorsanız ve mutluysanız o yemek size içeriğinde çok vitamin, mineral olmasa da size fayda edecektir. Şimdi evet, yiyeceklerin bu vitamin, mineral, kalorileri dışında bir de yaşam enerjisi dediğimiz ayrı bir enerjisi var. Bu da çok önemli. Bu kişinin duygularıyla çok etkileşim halinde. Bazı gıdalar vardır biz, yani işlenmiş gıdalar özellikle. Ölü gıdalar deriz onlara. O yaşam enerjisiyle ilgili pek bir tarafı yoktur. Oraya hitap etmeyen ölü gıdaları biz yani çok tüketiriz onu tatmin etmek için. Bugün toplumların yani obez olmasının altında bu ölü gıdalar yatıyor. Evet. Yani hiçbir yani içeriğinde... Ruh halimiz, yiyeceklerin hazırlanış şekli, onların enerjisi çok etkili. Evet. Hocam, az önce aldığım notlardan biri homeopatiyle ilgili. Onu da hemen üstünden geçmek isterim. Kişiye özel remedilerle tedavi yöntemi bu ama teşhisi nasıl oluyor? Nasıl teşhis ediliyor? Şimdi teşhisi evet. Yani homeopatik remedilerin her birinin bir yani bir resmi, bir tablosu vardır. Bu tablolar sorgulanarak yapılıyor. Mesela
Lachesis diye yılan zehrinden elde edilen bir homeopatik ilaç var. Hı hı. Bu kişiler yılandan çok korkar. Yolda yürürken hep takip edildiği duygusu vardır. Sık sık arkasına döner bakar, beni biri takip ediyor diye. Hı hı. Uyku sorunları yaşar, rüyalarında yılan görür. Böyle kapalı ve dar yer sorunu vardır. Hı hı. Sıcak ortamdan çok rahatsız olur. Öldüğü zaman mezarda, yani havasız kalmayla ilgili, hı, kaygıları vardır. Ve öldüğüm zaman işte benim mezarımda açık hava alabileceğim bir yer bırakın, hı, gibi gibi böyle bir sürü o homeopatik ilacın iyi geleceği bir fotoğraf vardır, bir liste vardır. Hı hı. Bu şekilde sorgulayarak yapıyoruz. Aynı şeyin bazılarını gösteren başkaları da oluyor. Böyle bir, hatta bununla ilgili bilgisayar yazılım programları var. Hı hı. Ama sorgulayarak, bir de bazı kişilerin işte vücut şekli, oturuşu, kurduğu cümleler. Hı hı. Mesela özgüvenle ilgili bir sorunu varsa bazen işte sorarız. Yani bu dünya güvenilmez insanlarla mı dolu dediğimiz zaman, böyle bir sıkıntısı varsa der ki bu devirde kime güveneceksin? Babana bile güvenilmez der. Ama böyle bir sorunu yoksa şöyle bir an düşündükten sonra, evet güvenilmez insan çok ama güvenebileceğimiz değerli insanlar da var şeklinde cevap, hı hı, verir. Yani buradaki konuşmada verilen cevaplarda bir takım anahtar özelliği var. Yani psikolojisini, evet, anlamak üzere, evet, soru cevap, aha, bir teşhis yöntemi var, evet, diyebiliriz değil mi? Geçenlerde basında, sanırım internette gördüm. Bu İngiltere kraliçesinin hayatında sadece homeopati kullandığı, evet, ve hiçbir ilaç kullanmadığı, evet, şeklinde. Gerçekten benim de böyle karşılaştığım hasta oldu. 80'li yaşların üzerine çıkmış. Hiçbir rahatsızlık yaşamamış. Hı hı. Ve son derece dinç, zinde görünen. Evet. Sadece zaman zaman homeopatiyle sağlığını kontrol altında tutan insanlarla da karşılaştım. Evet. Doğrusu, evet, da bu herhalde. Sağlığı yani kontrol altında tutmak dediniz ya. Evet. Evet. Peki hocam, alternatif tıptan biz böyle biraz geriye doğru ilerliyoruz. Ozon tedavisi en çok hani yaygın olan, en çok yapılan. Biz ozon tedavisini hangi hastalıklar için yapmalıyız ya da sağlıklı bireyler yaptırabilir mi? Altını çizerek şunu söylemek, hı, gerekir ki ozon tedavisi bir hastalık ilacı değil. Zaten ilaç, evet, değil. Ozon tedavisinin oksijenden türetilen, hı hı, bir madde. Ancak vücutta çok önemli 5-6 tane etkisi var. Evet. Bunlardan bir numaralı etkisi detoks etkisi. Evet hocam. Vücutta vücutu temizleyen, vücutu koruyan antioksidan enzim sistemlerini aktive ederek, hı hı, vücutun temizlenmesini sağlıyor. Bu gerçekten çok önemli. Ozon tedavisi yaptığımız kişiler 5-6 seanstan sonra renginde, cildinde değişiklikler başlıyor. Daha parlak, daha canlı hale geliyor. İkinci bir önemli özelliği, kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırıyor. %20 daha fazla oksijen taşımaya başlıyor. Bunu ölçümlerde gösteriliyor. Bunu böyle oksijen tüpüyle yaşamak zorunda kalan, oksijen seviyesi kritik olan hastalarda çok daha net görüyoruz. Hı hı. Böyle pek çok hastam oldu. En, evet, son örneğim bu hafta
pazartesi böyle bir hasta gelmişti bana, KOAH'lı. Evde sürekli oksijen cihazı kullanan, yanında da seyyar oksijen makinesiyle gelmişti bana. Ona dedim ki yani bu ilk seansta bile bu %20 oksijen taşıma kapasitesi açığa çıkıyor. Daha birinci seansı yaptığın sonunda dedi ki nefesim çok rahatladı. Rahat nefes alıyorum. Dün geldiğinde de ikinci seansa o seyyar oksijen cihazı yanında yoktu. Yani çok gerçekten iyi. Böyle bir çok önemli etkisi var. Bu oksijen taşıma kapasitesinin artması yani onlarca faydasını sayabiliriz. Mesela kanserin yegane sebeplerinden biri oksijen düşüklüğüdür. Oksijensizliktir. Orada kansere karşı koruyucu bir etkisi. Yine vücutun gençleşmesi, dinçleşmesinde, performans artışında, vücutun yine immün sistemi güçlendiren bir etkisi vardır. Bağışıklık sisteminde. Bağışıklık sistemini. İyileşmeyen yaraların iyileşmesini sağlar. Vücutun tamirat sistemini güçlendirir. Mesela saç, tırnak uzama süresi kısalmaya başlar. Yara iyileşmesi kısalır. Bunun gibi yine diyabetli hastalarda, romatoid artrit gibi pek çok kronik hastalığın iyileşmesinde diğer tedavilere yardım eden, vücutun kendi gücünü arttıran çok önemli bir tedavi. Evet. Yani yardımcı bir tedavi. Herkesin yani bir takım kontraindikasyonları var. Onların dışında herkesin kullanmasında yarar olan bir tedavi şeklinde özetleyebiliriz. Evet. Kontraindikasyon olan durumlar kan dolaşımını hızlandırdığı için, tıkalı damarları açtığı için özellikle şeker hastalarında eğer hastada bir kanama durumu varsa o anda kullanmamak lazım o anda. Tehlikeli yine olabilir. Zehirli guatr varsa zehirli guatr da metabolizma çok hızlıdır. Ozon da metabolizmayı hızlandırdığı için hızla giden bir arabaya daha da bir gaza basmak gibi etkiler. Onlarda da zehirli guatrı tedavi edip ondan sonra vermek lazım. Bir de bakla alerjisi diye de geçer. Vücutta genetik bir enzim eksikliği vardır. Bu enzim eksikliğinde kan hücreleri çok kolay parçalandığı için ozon kullanmamak gerekiyor. Bu kişilerde zaten bakla yenince kan hücreleri parçalanır. Bir takım antibiyotikler, ilaçlar da aynı etkiyi gösterir. Bunlarda da ozon tedavisi kullanmamak yani gerekiyor. Yani etkileşim sağlayabilecek de kullanılmaması lazım. Bunun dışında kullanılabilir. Ama sağlıklı bireylerin de çok rahatlıkla yaptırabileceği tabii ki bazı önlemlerin alındıktan sonra önerilen bir tedavi mesela, yöntemi. Mesela diyabetli hastalarda çok elzem bir tedavi, ozon tedavisi. O iyileşmeyen yaralarda iyileşmesini sağlar. Hızlı iyileşme. Diyabetli hastalarda damarlar tıkandığı için kılcal damarlar özellikle ozon kan hücrelerini oralardan daha kolay geçmesini sağlar. Oksijenlenmeyi arttırarak o damarların açılmasını, dokuların oksijenlenmesini arttırarak çok faydalı bir tedavi özellikle diyabetik hastalarda. Evet. Hocam alternatif tıpta konunun sonu yok ama biz süremizin sonuna geldik. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bilgilerdi. Ben teşekkür ederim. Kısaca son zamanlarda bu hacamat tedavisi çok elzem bir tedavi haline geldi. O da detoks etkisi çok güçlü olan bir etki. Özellikle bu aşılarda dolayı vücutta aşının içerisinde bu grafit denilen bir karbon bileşiği kullanıldı ve vücutta, kalpte, beyinde çok zarar veren bir madde.
Onun temizlenmesinde ozonun yanında hacamat tedavisi de çok elzem bir tedavi. Evet. Ondan da çok yararlanıyoruz. Evet. Bir de hemen kısaca hacamat için günleri de söyleyelim hocam. Hacamat için bu yani dini bir gün gibi algılanıyor ama özünde bilimselliği var. Evet, doğru. Bu hicri takvime göre dolunay olduğu günlerde ve dolunayı takip eden günlerde ayın çekim gücü arttığı için suların doğada, daha çok, evrende mikroskopik düzeyde bir alt üst olma, bir sirkülasyon olur. O günlerde hücrelerin içerisindeki, vücutun içerisindeki toksikler, parazitler, bir takım şeyler kana geçer. O günlerde hacamat yapılırsa ve hacamatla da detoks organları uyarılırsa ciddi bir temizlik yapar. Evet. Zaten o günlerde bu detoks amaçlı hacamat yapıldığında hastanın rengi değişiyor, elin ayağına cenk geliyor. Bir anda, evet. Yani gerçekten çok etkili olduğunu orada da görüyoruz. Özet olarak şunu söylemek isterim ben bu programda. Yani hasta olup ya da hastalanmayı bekleyip doktora gitmek değil, temiz beslenerek, duygularımızı temizleyerek, kontrol altında tutarak, kendi sağlığımızın farkına vararak ve bunun sorumluluğunu alarak, sağlığımızdan doktorlar sorumlu değil. Doktorlar bir yere kadar teknisyen olarak yardımcı oluyor ama esas doktor hastanın kendi içinde. Doğru. Yani o doktoru kullanalım. Bilinçli olarak beslenmemizi, yaşamımızı, duygularımızı, arzularımızı, düşüncelerimizi gözden geçirerek sağlıklı olmayı, sağlıklı yaşamayı, toksinlerden arınmayı ön plana çıkarıp bu arada doktorlardan da yararlanalım. Tabii ki. Tabii eğer ki. Doktorlar her şeyi onlar çözüyor olsaydı doktorlar ölmezdi. Öyle onlar da gerçek dikkat var. Etmediği doğru zaman hocam. Onlar da hasta oluyor. Doğanın bir işleyişi kuralı var. Çok teşekkür buna hepimiz ediyoruz. Uymamız gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. Bilgilerden ötürü. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftaya kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.